Bu kitabı okumayı seviyorum. Düşün ve Zengin Ol. Bu hayatımda aldığım en iyi kitaplardan biri. Bu aldığım ilk kitap ve hayat yönümü değiştirmemi sağlayan kitap. Burada hayal gücü en muhteşem olanıdır diyor. Dünyanın şu ana kadar bildiği mucizevi ve düşünülemez derecede güçlü bir kuvvet. Hayal gücü, vizyonların ortaya çıktığı zihinsel bir yetenektir. Vizyonlar zihnimizde oluşturduğumuz resimler. Çoğu insan hayal gücünü yapıcı olarak kullanmaz. Çoğu insan hayal gücünü yıkıcı olarak kullanır. Ne istemediklerini hayal ederler. Ne istediğimizi bilinçli ve kasıtlı olarak hayal etmeliyiz. Elinize bir kalem alın ve oturup kendinize sorun. Gerçekten ne istiyorum? Gerçekten ne istiyorum? Şimdi bunu yazın. Bununla ilgili şimdiki zamanda geçen bir yazı yazın ve açıklama yapın. Yazmak düşünmenizi sağlar. Düşünmek bir resim oluşturur ve bu görüntüler zihninizde bir vizyon oluşturur. Dünyayı değiştiren vizyon sahibi kişiler böyledir. Bunu bir düşünün. Bu oturup kameraya bakabildiğim gerçeği. Ve sizin de oturup telefonunuzda, televizyonunuzda veya bilgisayarınızda beni izlemeniz gerçeği. Bunlar birinin öngörüsü sonucudur. Biliyorsunuz ki sahip olduğun her şey, giydiğin kıyafetler, yaşadığın ev, önümdeki mikrofon, birilerinin hayal gücü sonucu var. Tesadüfen değil, sen ve ben harika bir hayal gücümüz var. Ve her şey bir vizyonla başlar. Van Gogh'a nasıl bu kadar güzel işler yaptığı sorulmuş. İlk önce resmimi hayal ediyorum ve sonra hayalimi resmediyorum demiş. Hayatında ne yapmak istersin, nereye gitmek istersin, nelerin olmasını istersin? Şimdi ve yıl sonuna kadar ne yapmak istiyorsun? Bir an için düşünün. Neden yapamadığını düşünme. Ne kadar paran olduğu önemli değil. Şimdi ve yıl sonu arasında ne yapmak istediğinize dair bir hayal oluşturun. Ve sonra bu hayalin yazılı bir tanımını yapın. Resmi kelimelerle boyayın. Bununla başlayabilirsiniz. Resmi yazıya dökmekle başlayabilirsiniz. Ve sonra zihninizde oluşmaya başlasın. Bir resim hayal edip onu kelimelerle boyamak. Vizyon. Eğer izin verirsen bu görüş hayatını yönlendirecek. Yapıcı olarak kullanın. Ne istediğinizi görün. Ne istemediğinizi düşünerek zaman harcamayın. Zihninizde bir resim çektikten sonra onu büyütün ve güzelleştirin. Bunu yaptığınız için gerçekten mutlu olacaksınız. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.